Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Elder Scroll 5 Skyrim oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle questlerimize bakıyorum. Brynjolf'la konuş, kapandaki fare. Talmor ejderhaların neden döndüğü konusunda bizim kadar şaşkın. Evet, bu ana senaryoydu galiba. Kaybolan masumiyet, kibar Geralt'ı öldür. Doğru kitaplar, Urgok Rakşigur ile konuş. Son uyku, Mevki Bey ile konuş. Bütün bunlar dururken ben daha çok, çok daha değil, çok daha haince bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle şurada bir ineceğim. Affınıza mahcuben. Şöyle koşturarak uyuyan dev hanına gireceğim. Ağırlıkla alakalı bazı sıkıntılarımız var. Kardeşlerim farkındasınızdır siz de. Şuradaki sandıklar anladığım kadarıyla çok kullanmamda sıkıntı yapmayacakları sandıklar. Şuraya gelip bir kullanmayacağım silahları bırakacağım. Böyle değil tabi. Böyle de değil. R ile bırakacağım evet. Hançer. Ondan sonra elf hançeri. Kazma. Çelik hançer. 9 tanecik. Malzemeler diyelim. Demeyelim. Giysiler diyelim. Şu taç. Yüzük. Gerçi ağırlığı olmayan şeyleri boşuna bırakıyorum ama hani bazı şeyler var ki gördüğünüz gibi hani ağırlığı yokmuş gibi görünüyor ama çok miktarda olduğu için aslında bayağı ağırlığı var. Hepsini bıraktığım zaman yeterince hafifleyeceğim gibi geliyor bana. Ben de ne çalmışım be kardeşim? Ne araklamışım? Önüme çıkan her şeyi araklamışım. Kapasite 156. İksirlerde öyle çok bir bizi sakata getirecek bir şey yok. Burada da yok. Malzemelerde ejderha dili. Çok hoş. Yok gibi tabii malzemelerde illaki vardır şimdi bizde çok ağırlık yapan bir şeyler ama mesela deniz aslanın dişini bırakayım. Kar keskin kürkünü bırakayım. Sıradan ruh cevherleri falan filan. Evet kardeşlerim, üzerindeki her şeyi bıraktıktan sonra harbiden dev parmağı ve orada duruyor böyle tırnaklı tırnaklı. Şimdi geriye ne kaldı? Bezginlik Ork Savaş Baltası kaldı. Elf Gürzü kaldı. Güzel. Ondan sonracığıma şimdi bir çağırma büyüsü öğrenmemiz lazım. Bir adet çağırma büyüsü öğrenmeye çalışacağım. Şuradaki General Store dükkanımızda bakalım böyle bir büyü var mı? Irmak Koru Tüccarı'nda. Irmak Koru Tüccarı yok. Irmak Koru Tüccarı yok. Tüccar nerede? Uyuyor mu? Allah Allah. Adam dükkanı bırakmış gitmiş ya. Vallahi burada demir göz var çalar giderim ben söyleyeyim. Ha neredesin dayı Allah aşkına lütfen. Büyü satıyor musun? Sanırım birkaç eski büyü kitabım var. Ayazlanma, duyu görü. Meşe vücut, zayıf himaye, öfke, ölü uyanırma, gizemli not. Herhalde ben sattım bu gizemli notu ona. Kardeşim bu söylediklerin tırt şeyler. Ben şuradan kocaman ruh cevheri kocaman. Küçük ruh cevheri alayım ben senden. Mini ruh cevheri alayım. Efendime söyleyeyim sıradan ruh cevheri alayım. Zaten bu adama satıyorum çoğu şeyi. O yüzden bu adama böyle bir şey satmamızın, geri almamızın falan bir sakıncası yok. Gördüğünüz gibi amesti var yani. Şimdi bu adama satıp paramın bir kısmını geri alırım ben. Bu bir kalsın ya. Belki ben bir ara okurum bunu. Okur oradan bir şeyler çıkartırım. Bir malzeme çıkartırım. Sepet nedir abi? Yine başlamışım ben abuk subuk şeyler toplamaya. Tamam. Bu dayıdan alabileceklerimiz bu kadarmış bizim. Başka bir şey alamıyormuşuz bu dayıdan. Çağırma büyüsü o zaman öğrenebileceğimiz başka bir yer var. Şimdi oraya gideceğim. Şu anda bu görevlerimiz kardeşlerim böyle bir dursunlar. Biz şuradan atlaya zıplaya Kışhisar Koleji'ne bir gidelim.
Bu nedir ya? Allah aşkına Kışhisar Koleji'nin üstünde beni atla çıkarmak nedir? Yanlışlıkla 1 milim yana gitsem at anında oradan uçar aşağıya. Gerçekten çok değişik kafalar yaşıyor bu oyun. Hepinizi sıradan yakalamışken hızlı hızlı konuşmam lazım. Can you possibly hurt Cesar? You consider restoration a valid school of magic worthy of study, don't you? Durun ya, birinizden birisi istediğim büyüyü satıyor olmalı. Hiçbiriniz şey yapmıyor. Nereden yeni bir büyü öğrenebilirim? Faralda Yıkım, Phinis Skyrim'deki en iyi ruh çağırıcıları. Phinis. Phinis. Bunlardan hiçbiri Phinis değildi galiba. Drevis bilmem ne, Colette bir şey, Niria, Jargo. Dur bakalım, şurada bir Finis arayalım hemen. Ruh çağırma büyüsü derken yani çağırma işte. Tahminimce bizim işimizi görecektir. Yok, bu arkadaş da değil. Onmund da değil. Ana, aradığımız adamı bulamadık. Onun haricinde herkesi bulduk, iyi mi? Abi Finis nerede? Beni gıcık etme. Kardeşim, Finis ne bulunmaz bir adammış ya. Türünün son örneği galiba Finis. Yok abicim, hepsiyle konuşacağım ya. Bu işte bir terslik var. Resmi olarak izin vermeyen bir şey üstünde mi çalışmak istiyorsun? Bunu yaptığını kimseye söyleme. Ne kadar zekisin. Even with the college's laid back attitude, there are still some things that are off limits. Urag can be very helpful. Just don't antagonize. Bir de adamlar yerinde dursa ya da bana nerede olduklarını söylesen var ya çok makbule geçecek de verdiğim bilgiler hiçbir işime yaramıyor. Çünkü adamların nerede olduğunu söylemiyorsun. Kısacık mesafeyi atlamak için de olsa bence çok güzel bir hareketti. Evet, şimdi Finis'i arıyoruz. Ara ki bulasın. Finis nerede? İşte buradasın. Seni arıyordum. Senin sorununu söylemek istedim. Ankano neden beni arasın? Emin değilim. Ona söyleyeceklerime neden dikkat etmeliyim? Onun hakkında dedikodulara dönüşüyor. Aslında fındanışma falan değilmiş. Burada kalmak için yalan söylüyormuş. Talmor ajanıymış falan. Uyarı için sağ ol. Bir şey değil. Yok, Finis lazım bana. Yıkım büyüleri değil. Niria. Niria sen ne yapıyorsun? Görünmez sandalyeye mi oturuyorsun Niria? Peki. Ah, sen de değilsin aradığım adam. Abi, tılsımlı bir şeye ihtiyacım var. Benim için yapamaz mısın? Hayır, yapamam. Tılsımlı adamı da beni eğitir misin? Oo, direkt tılsımlama konusunda eğitiyor. Eğit. 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 Ne güzelmiş. Eğitti. Daha fazla eğitemiyor. Ha, bu galiba şeydi. Her seviye atladığımda seviye atladım mı? Ah, atlamadım. Kıl kadar kaldı seviye atlamama. Her seviye atladığımızda tekrar öğretebiliyorlardı yanılmıyorsam bize. Sırlar odasına girelim. Ya aranızda Finis'i gören var mı kardeşim? Para ödülü koyacağım Finis'in başına ya. Finis'i bulana para vereceğim. Yok ya. Adam yer yarıldı içine girdi. Baş büyücünün mekanına dalsam. Baskın basanındır. Sabosaren yok yani. Adamın mekanı burası harbiden. Öyle paşa gibi oturmuş bana bakıyor.
Hadi yiyorsa bir şey çal der gibi. Ya ben şimdi bir tane adam var sadece bana o büyüyü satacak. Burada bir yerde ve onu bulamadım mı? Bir daha şu salona gideceğim. Hayır, nalet olsun. Niye adamların odaları olmaz ki? Niye adamlar odalarında oturup efendi gibi beklemezler? Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şurası binanın çıkış kapısı. Beni bu Nalet Akademi'yi gezdirirken marifet salonunu gösterip bana... Aha şaka gibi ya, bir de ejderha kondu yanımıza. Marifet salonunu göstermişti burayı anlatan kadın. Denge salonunu herhangi bir şekilde göstermemişti. Sağ olsun marifet salonu, aşağıdaki şehir, içerideki binanın katları, yaklaşık olarak 20 dakika gezdim burayı bulana kadar. Tam 20 dakika gezdim. 20 dakika gezdikten sonra buraya geldim. Bir de ne göreyim? Finis Gestor. Adamı şu anda tekme tokat bıçakla dalasım var Ne satıyorsun? Allah'ım bu oldu ya, bu oldu ya, artık içim gam yemez ya. Vallahi gam yemez içim. Alev ifriti çağırma. Büyülü kılıç. 120 saniye için büyülü kılıç yaratır. Süper. Ruh kapanı da bu adamda varmış. Zaten biliyoruz bunu artık. Büyülü kılıç seçelim biz. Büyülü cenk baltası nedir ya? Bir de büyülü cenk baltası seçelim. O ruh cevherleri de var bunda. Ruh cevheri de alalım biraz gelmişken. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bu amcamın yanından gitmeden hemen şöyle bir şey yapalım. Kitaplar. İfrit, büyülü cenk baltası, büyülü kılıç. Büyü. Çağrı. Büyülü kılıca F diyorum. Şuradan büyülü kılıcı seçiyorum. Yok, sağ klik diye. Efendime söyleyeyim. Nedir? Bezginlik, ork savaş baltasını da çekeyim. Evet. Sağ klikte büyülü kılıcımla vuruyorum. Sol klikte baltamla vuruyorum. Çok güzel. Evet kardeşlerim, bir önceki oyunda ufak bir hata yapmıştım. Çağrıda şu gizemli bağda büyülü silahlar daha fazla hasar verir. Ben kendi yaptığım, büyülediğim silahları zannettim ama öyle değilmiş. Onlar çağırdığım büyülü silahlarmış. Sağlık olsun. Zaten ruh çalana gitmek istiyordum. Büyülü silahlar hedeflere ruh kapanı uygular. Çağrı özelliğimi 30 yapıp zaten 28'miş, 30 gerekiyormuş. Onu da hemen şöyle yapacağım. Bana bak adam. Vallahi dalarım sana. Neredesin? Adamı göremedim. Çok korktum. Bana çağrı yapmasını öğretebilir misin? Bildiklerimin bir kısmını öğretebilirim. Çağrı, eğitim al. Hop, alamıyorum. Bu seviye için daha fazla eğitim alınmıyor. Peki, dışarıdaki ejderha ile dövüşerek birazcık bir şeyler yaparız şimdi. Şöyle bir kaydederim o zaman F5'e basıp. Dediğim gibi seviye atlayacağım. Bu adamdan iki tane şey öğreneceğim şimdi seviye atladığım zaman. 30 gereken ruh çalanı açacağım. Bunun tek sebebi de şu. Ruh kapanı büyüsü yapar diyor. Denemiş oluruz. Ruh kapanı büyüsü gibi gerçekten bir tane soğulun içine ruhunu hapsediyorsa eğer adamın. Bu bana çok kolaylık sağlayacak. Çünkü biraz önce siz de gördünüz. Ruh kapanı büyüsünü yaptığım zaman şöyle yapayım. Önce şu büyüyü bir kere size göstereyim tekrar. Şu büyüyü çektiğim zaman büyü gücümün üçte birine yaptı. Ve bununla her vurduğumda ruh kapanı uygulayacak diyor. Bunun yerine ruh kapanı seçeyim. Büyü gücümün neredeyse tamamını çekiyor. Bu gerçekten de iyi değil. Silahlar diyelim. Elf gürze alayım bu elime de. Şimdi şöyle bir Skyrim diye çıkalım. Ejderha hala oradaysa onun için çok iyi planlarım yok. Vay, gidiyor ejderha. Sen gelirsin birazdan buraya koçum yine. Bak, ben seni biliyorum.
iki seviyemi atladım bile. Ama tabii ki bu ejderhayı öldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Ejderhaya şöyle yapsam peki ben. Efsun sızdıran desem. Oo, bana buz atmaya çalışıyor çakal. Ya ne oldu? Ben avantajlıyım şimdi. Yalan oldun. Yalnız adam öyle bir iniyor ki yere. Dur. Olmaz. Ya Efsun sızdıran da çok az vuruyorum. İyileşme. Aslında sadece ok atmak yerine ben bunları şöyle bir şey için kullanabilirim. Silah diyeyim. Elf gürzünü de şöyle seçeyim de. Sadece dinlenirim burada. Hatta ben seviyeyi atlayayım. Seviyeyi atlarsam büyük ihtimalle zaten halledeceğiz bunu. Kuvvet diyeyim. Çok çabuk yoruluyorum çünkü. Evet, her şey doldu. Sen bir üfle bakalım. Tamam mısın? Ne oldu? Aptallaştın yine biraz darbe yiyince. Kafana vurdum senin. Senin kafana vurdum. Gayet de kolay yendim bence seni. Bir ejderha için fazla yıkım zırhı, çelik ok. Tamam. Bunlar bize yeter. Şimdi biz buradan uzayalım. Şimdi bu amcamızın yanına gidelim. Denge salonuna. Tahmin ettiğim gibi ise eğer seviye atladığım için bana tekrar bir şeyler öğretecektir. Ki o ejderhanın ruhunu içeri bile girsek çekiyoruz. Mükemmel. Ejderha ruhu emildi. Bunu da görmüş olduk. Siz isterseniz benim gibi bir hata yapın. Ruhu emmeden gidin. Oyun size yine bir güzellik yapıyor. Çağrı yapmasını öğretebilir misin? Aynen öyle. Şimdi öğretebiliyor. Eğitim al, eğitim al. Çağrı yeteneği 30 oldu. Çağrı yeteneğimiz 30 olduğu için şimdi çağrıdan bunu seçebiliriz. Büyülü silahlar hedeflere ruh kapanı uygular. 10 numara. Belki ileride bunu da yaparım işte. Böylece boşa gitmez. Çünkü büyülü silah çağırırız. Diriltilenleri direkt geri göndeririz. Yaratıkları, ifritleri büyük ihtimalle hemen geri paketler diyor geldiği yere. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Yapacağımız şey şu. Büyü. Çağrı. Cenk baltası, büyülü kılıç. Ne fark ediyor bunlar? Çırak, acemi. Bedel 38, bedel 137. Ha bunun büyük ihtimalle biz bunu arttırdıkça hasarı da şey yapıyor. İşe yarar bir hale geliyor. Benim hasarıyla işim yok. Ben hasarını istemiyorum onun. Büyülü kılıcı seçsem seçecek mi acaba? E tabi seçemiyor. Sağlık olsun bunu seçiyor. Evet. Tam olarak istediğim şeyi başarmış oldum. Şimdi kardeşlerim iyi bir tılsımcı mı diyelim? Ne diyelim kendimize? İyi bir tılsımcı olduğumuz için bir numaralı görevimizi yapmalıyız. Bir tılsımcının yapacağı. Vallahi bu atı da bize verdi ama sonum hayır olsun. Şuradan dağlardan tepelerden uçacağım gibi geliyor bana. Ha bu hamleyi de yapmak zorunda değildim. Ayrı mesele. Boşu boşuna yaptım bu hamleyi. Oo, ejderha kasabaya da gelip racon kesmiş. Sizler için zaman kaybetmemek için şuradan şöyle gidip şuraya inip yukarı çıktığım vaziyette Azura Mabedi'ne geldim ben daha önce. Azura Mabedi'ni buldum. Hemen Azura Mabedi'ne gidiyorum. Azura Mabedi'nde atımdan inerek buradaki bir görevi başlatacağız. Ne kadar da dolambaçlı yollar ya. Elder Scroll dünyasında tanrısal yaratıklar var. Onlara tanrı diyerek tapıyorlar. Onlardan bir tanesi de Azura.
Seninle konuşayım. Azura gelişini gördü yolcu. Seni buraya getiren merak değil, kaderdi. Geleceğimi gördü mü? Ne demek istedin? Azura bana önceden görme kabiliyetini verdi. Sen doğmadan uzun zaman önce senin bu sınavın basamaklarına geldiğini görmüştüm. Onun şampiyonu olmak üzere seçildin. Biliyorum, beklenmedik bir durum ama endişelenme. Her şey aynen onu gördüğü gibi olacak. İyi madem, Azura'nın neye ihtiyacı var? Sudan dolayı tehlikede olan fakat suyun henüz dokunmadığı bir kaleye gitmelisin. İçeride en parlak yıldızı gece kadar karartabilen bir elf büyücüsünü bulacaksın. Gizemli biliyorum ama Azura'nın işaretleri asla yanılmaz. Bence hisar, kış hisarı ifade ediyor olabilir. Bu tılsımcı elfi tanıyorlar mı bir sor bakalım. Tamamdır, seninle anlaşacağız biz. Biz seninle anlaşacağız. Şimdi şunların hepsini kapatıyorum. Sadece kara yıldızı bırakıyorum. Kara yıldız. Kışhisar'a geri dön diyor. Kışhisar, evet. Gayet güzel, hızlı seyahatle yolculuğumuzu yapabileceğiz en azından. Bu da iyi bir şey. Sor bakalım. Böyle bir şey olduğu zaman yapılacak ilk şey ine gidip bu konuyu inde araştırmaktır. Hemen gidersiniz koşarak barmene. Yıldız hakkında büyücüler yukarıda kolejde olur. Onlara sorabilirsin seni inşallahlarsa. Üstelik Nelakar'da bu durumdan haberdar olabilir. Kolejde eski biridir. Ona da sor. Peki Nelakar nerede? Nelakar. Nelakar'ın yeri çıkmış zaten, pardon. Yıldız'a üzerine çalışan bir elf büyücüsü arıyorum. Seni kim yolladı? Kolej mi? Mevkibeyi mi? Daha fazla soru sorulmayacağı konusunda anlaşmıştık. Beni bir Azura rahibesi gönderdi. Dedra için çalışıyorsun öyle mi? Elbette. Bana Argonyalı hizmetçiyle güçlü baronu da anlatsana bari. Vay. Artis. Bunu kabul etmiyorum. Konuş. Sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Ya işte böyle bir erkeğiz biz. Tılsımlama için değiller mi? Evet öyleler. Cevherler sürekli tükenir. Kırılganlar. Biri hariç. Azura'nın yıldızı. Çok sayıda ruhun içinden geçmesine izin veren bir Dedra eseri. Bazılarının nasıl olduğunu öğrenmek istedi. O zamanlarda Malin Varen için çalışıyordum. Keşke ne planladığını da bilseydik. Malin ne yaptı? Malin yıldızı değiştirmek istemişti. Ölüyordu hastalıktan. Kendi ruhunu da onun içine saklayabileceğini düşündü. Ölümsüz olabileceğini. Bu onu delirtti. Öğrenciler ölmeye başladı. Ardından kolej onu sürgün etti. Sadık müritlerini de alarak İltana Kalesi'nde ortadan kayboldu. Bak, senden yıldızı bulmanı kim istedi bilmiyorum ama onu Azura'ya geri götürme. Dedralar kötü varlıklar. Malin'in delirmesinin sebebi onlar. Tamam. Ben yeterli bilgiyi aldım. Ben öğreneceğimi öğrendim. Bir sonraki hedefimize doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, zaten adamla konuşmamdan anladınız. Aradığım şey Azura'nın yıldızı. Çünkü biz bir tılsımcı olarak tılsım yapacağız devamlı. Azura'nın yıldızının şöyle bir özelliği var. Azura'nın yıldızıyla... Falkret'e gidebiliyor muyum? Hayır. Azura'nın yıldızıyla birden fazla kez şey yapabiliyorsunuz. Birden fazla kez enchantment yapabiliyorsunuz. Birden fazla kez tılsımlama yapabiliyorsunuz. Buraya gidelim biz hızlı seyahatle. Of, kılıca gel. Hayallerimdeki kılıç. Dedra kılıcı. Peki, hemen test etmiş olalım. Yeterli büyüklükte ruh cevheri yok. Vallahi attı. Vallahi adamın üzerine ruh yakalama attı. Ve düşünün işte, şimdi bu benim elimde açık. Bu benim elimde açık kaldığı sürece peş peşe istediğim kadar şey yapabilirim. Hedefe bedavadan ruh yakalama büyüsü atıyormuşçasına saldırabilirim. Galiba doğru yoldayız. Galiba yapmaya çalıştığımız kombinasyon çalıştı. Burada bir yer daha bulduk. Muhafız taşları. Ne yaparmış muhafız taşları? Ne yer ne içermiş? Büyücü taşı bütün büyü yeteneklerini üzerinde daha hızlı öğrenmeni sağlar. Her seferinde tek bir taşın kutsamasını alabilirsin. İptal. Benim kutsamam var mı? Büyü, aktif efektler. Efsun güçlendirme, sağlık güçlendirme bunlar değil ya. İmparatorluk şansı yok. Kabul et. Ayin taşı kaldırıldı, büyücü taşı eklendi. Tüh, bir şey varmış. Güçlerde miydi? Aktif efektler. Büyücü taşı. Neyse.
Artık ağlamak için çok geç. Ağlamak yersiz bu saatten sonra. Şimdi şöyle bir bakarsak eğer kesinlikle böyle kıyı kıyı ilerleyeceğiz. Şöyle önce bir kendimizi karşıya atalım. Efendi gibi. Ondan sonra kıyı kıyı ilerleyerek ulaşmaya çalıştığımız kalenin yanına gidelim. Ya da kulenin ya da zindanın. Bilmiyorum. Emin değilim henüz. Evet. Atım gerçekten çok çabuk yoruluyor. Yine dehşetengiz bir manzara var ya. Gece bile olsa manzarası güzel bu oyunun arkadaş. Hatta atım o kadar çabuk yoruluyor ki sanki atım hiç hareket etmiyor diyebilirim. İki adım atıp yoruluyor. Rekor. Oo, bitki örtüsü çok bozuldu. Çok şekilsizleşti. Galiba yaklaştık ama buraya. Ben bu attan insem iyi olacak. Evet. Söylediği yer burasıysa gerçekten söylediği gibi bir şeymiş. Sulu mulu bana kafiyeli bir şeyler söylemişti. Suyun değdiği ama suyun dokunmadığı falan. Garip garip bir şeyler. İlinata Kalesi. Biz nasıl bu kalede... Arkadaşım, her yeri su basmış. Biz nasıl bu kalenin içine gireceğiz? Sanırım kuru bir yeri var. Şurası zaten kuruymuş. Sanırım başka yollardan da gelinebiliyordu buraya. Biz çok zorladık. Dağlardan, tepelerden atlayarak geldik. Evet, İlinata Kalesi'nin içindeyiz. Vay be. Bu size örnek olsun, ayağınızı denk alın demişler resmen. Evet kardeşlerim, İlinata mekanına geldik. Dikkatli, sakin bir şekilde ama seri bir şekilde içeride ilerleyeceğim. Ha, bu arada nidamızı da hazırlayalım biz de, amansız güçümüzü. Evet, ilk iskeletimizle karşılaştık derken yanında bonusu da varmış. O büyü atan ellerini kırarım senin. O büyü atan ellerini kırarım. Sen nereden çıktın? Aa, Fusrodah'ın boşa gitti. Kendilerini korudular Fusrodah'tan. Ama herkesi gayet güzel seri bir şekilde haklamayı başardık. Şöyle etrafa hızlıca bakacağım. Çok da vakit kaybetmeyeceğim. Çok aman aman işe yarayan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Öyle şeyler genelde ya böyle parlak parlak gözümüze sokarlar. Ya da bir güzel bir sandığın içinde olur. Aradan kitap kaçırabilirim belki. Ruh cevheri parçası ne ya? Bir işe yarıyor mu ki acaba? Neyse. Bu arada kılıcın ruh çalması gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bayağı hızlandırdı işimizi. Böylece artık tek tek herkese ruh çalma büyüsü atmak zorunda değilim. Yani lazım olan şey buymuş bize. Suda nefes alma. Her bir oda savaşını yaptıktan sonra kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz. Sakata gelmeyelim. Fusrodah'la başlayayım da ben sana. Güzel. Güzel hallettik. Güzel hallettik. Bu büyücüler sakat yaratıklar. Büyücüler çok tehlikeli. Bir büyücünün size büyü atmasına izin verdiğiniz anda o büyüleri yemeye başlayınca ne kadar hasar yiyeceğiniz Allah kerim. O saatten sonra ne olacağını kimse bilemez. Böyle adam gibi hasar vermeyebilir, sizi gıdıklayabilir.
kaşınız, gözünüz ters dönebilir yediğiniz büyülerle. Ne kadar güçlü ve ne kadar seri büyü attığına bağlı biraz. Doğru yolda mı ilerliyorum? Şöyle bakayım. Evet, doğru yolda ilerliyoruz. Oo, iki tane büyücü amcamız yine orada. Heyecanla buraya doğru gelin bakayım siz. Aa, terbiyesize bak. Arkadaşını bana karşı silah olarak kullandı. Nefret ettim şu büyü şeyinizden ya, korunmanızdan. Harbiden nefret ettim. Bu nedir abi? Ben ejder doğanım, ejder bükenim. Fools row diyorum. Adam önüne böyle bir tane dandirik bir şey açmış. Hiç etkilenmiyor ama ayıptır ya. Oh. Tılsımlama arttı bir de. En isteyeceğimiz şey. Ya galiba bu kırık taşlar bir işe yaramıyor. Ama ben yine de... Gerçi o kırık taş değilmiş zaten. Yanlış görmüşüm. Ama kırık taşları da galiba yine de alacağım. İşe yaramadığı halde. Postal. En işime yarayacak olan eşya. Bu giysiler falan mükemmel olacak zaten. Onları kıracağım, parçalayacağım. Olmadı satacağım. Hemen şu odaya da burada bir ince ince akalım. Dandik ama olsun. Bu ne ya? Sesler duyuyorum devamlı. O sesler benden mi geliyor yoksa? Şöyle bir bakıyorum. Yok. İşe yarar bir kitap yok. Bir kardeşim daha önce söylemişti. Bu arada tamamen de doğrulanmış oldu söylediği şey. Fark ettiyseniz bütün kitapların fiyatı 5, 6. Biraz önce fiyatı 50 olan bir kitap vardı. Gerçekten de işe yarayan bir kitaptı. Bu... O neydi öyle ya? Bir tanecik büyü çarptı sadece bana. Sadece bir tanecik büyü çarptı. Ve canım yalan oldu gitti. Şurada kaydedebiliyor muyum? Vallahi edebiliyorum. O bir de ikili ikili atıyor bir de. Sen bu roket atar mısın? Pardon, büyü atar mısın? Hiç manan bitmiyor mu? Vallahi bitmiyor ya. Şaka gibi. Şimdi sana çok ilginç bir taktik yapacağım ben. Bakalım beğenecek misin? Şuradan bezginlik baltası, büyülü kılıç diyeceğim. Büyülü kılıcı oluşturacağım. Nidalarıma geleceğim. Ruhani form diyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım bana ruhani formda vurabiliyor musun? Ruhani form yapma, takılma. Of, bu olmadı. Bu olmadı. Büyük... Ya abicim, beni hasta etme. Hile gibi bir hamle yapmışım, devamını getiremiyorum. Az kuvvet iksiri, az iyileşme iksiri. Başka? Kuvvet iksiri, kuvvet iksiri, ha. Ha? Nefes aldırmadan kesmem lazımdı onu. Ve başardım. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? O kadın üzerine koşarak böyle paldır küldür dalmasaydım beni ne yapardı bilmiyorum. Herhalde beni tutup şöyle miğferimin o çıkıntısından tuttuğu gibi yere vura vura aynı Hulk'un Loki'ye yaptığı gibi burada paspas ederdi. O nasıl bir büyü atma hızıydı ve büyülerin her bir tanesi hit point'imin canımın dörtte birini götürüyordu. Her ne kadar Skyrim'de yaratıkların seviyesi size yakın olsa da seviyenizden yüksek bir yere girerseniz yaratıkların seviyesi sizden yüksek oluyor. Galiba biz seviyemizden yüksek bir yere doğru geldik. Ya da bilmiyorum, arada böyle güçlü karakterler çıkıyor şansa. Hop, anahtarı ne kadar çabuk kırdım ya. Evet ama kilit açma konusunda çok deneyimliyim.
O zaman yukarı doğru devam edelim. Nereye geldik? Aa, geldiğimiz başladığımız noktaya geldik. Niye böyle bir şey yaptık? Ya çünkü gideceğimiz yer burası. Peki. O zaman gideceğimiz yere devam edelim. İllinata Batık bölüm. Gitgide derinlerine doğru ilerliyoruz oyunun. Hadi bakalım hayırlısı. Yine bir şöyle kaydedelim o zaman. Ben yine buradan amansız güç diyeyim de. Aa, ama bunlar şey yaptı. Gerçekten suyunu çıkardılar bu işin. Daha ejder gücümü kullanmak için fu derken adam hemen önüne şu zımbırtıyı açıyor. Hiçbir şekilde kullandırmıyorlar. O zaman bir daha da kullanmayı denemeyeceğim ben bu adamlara bu gücü. Ben bundan sonra ruhani formu alırım. Tehlikeli bir durumda ruhani formu basar. Oh, kuvvet iksirleri. En çok isteyeceğim şeyler. Şurada para eden bir kitap var mı? Yok. Demek ki bize bir şey öğretecek kitap da yok. O zaman biraz şu adamlarla dövüştüğümüz... Güzel kardeşim, şunu mu çıkamıyorsun ya? Kırık parçaları almayacağım. Kırmışlar onu. Adı üstünde. Kırık parça. Bozulmuş. Oblivion kapıları. Kesinlikle yine aynı şey oldu. Pahalı kitap bize bir şey öğretiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Üstünkörü kitaplara bakarak böylece hangisini alacağımıza karar verebiliriz. Söyleyen kardeşimize tekrar teşekkürler. Sandığı arayalım. Altın, amesti, büyülü cenk baltası. Zaten aldık. Görüyor musunuz kısmeti ya? Yani para verdik, aldık. Hemen bir sonraki gittiğimiz yerde çıktı. Şifon yermiş. Ama boşmuş. Bu da dolu. Bakalım neyle dolu? Bir tane şapkayla. Aman Allah'ım. Sanırım buradan gideceğiz. Orada biri mi var? Yani burada biri var şimdi. Doğruya doğru. Alfa ölü çağıranlar ne kadar güçlü oluyorlarmış bakalım. Fena da olmuyorlarmış. Çakala bak ya, oradan ok atıyor bana. Sen kimsin de bana ok atıyorsun ya? Bir sağından bir solundan geçelim böyle. Bu kadar. Bitti. Buralarda bir şey var mı? Yok. Allah. Zorluğu karmaşık. Severim. Tam olarak yerini hatırlamaya çalışıyorum. İşte bu. İşte bu. Kilit açma yeteneğimiz de beleşten. Yani beleşten derken tabii maymuncuk harcıyoruz bunun için ama kolay bir şekilde geliştirmiş olduk. Oh. Güzel bir şekilde kırdım. Çok ince bir iş. Gördüğünüz gibi yani böyle biraz hırsızlığa yatkın bir kişilik olmanız gerekiyor. Oh, maymuncukları şey yapıyorum ya. Leblebi gibi harcıyorum burada. Resmen bu kilit açma antrenmanı oldu bizim için. Bu da biraz şans oldu. İlk seçtiğim tarafın doğru olması ve sonuna kadar gidip kilidin açılması bir ilginç. Kılıcımızı da çıkaralım. Oyunumuzu kaydedip devam edelim. Oo. Ölü çağıran kalfa. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Bombaladılar resmen beni.
Bildiğiniz beni bombaladılar. Biri oradan ok atar, öteki gelir kafama vurur. Kuzeyli kılıcı Ojder. Ölü çağıran kalfa, taş vücut, kara ruh cevheri, çizme. Aa, cüce hançeri. Çok fazla ağırlık taşıyorum ama bu böyle olmamalıydı. Neden böyle oldu şimdi? Kadim kuzeyli cenk baltası taşıyorum çünkü. Yanlışlıkla bir balta almışız. Nasıl fark etmedim ki ben bunu? Ne yapmamı istiyorsun? Nerede bu? Ha, ben dönerek çıkabileceğim bir yerdeyim. Daha şimdi fark ediyorum bunu. Ben bir daha kaydederim o zaman. Büyük ihtimalle sakat bir yerlere geliyorum. Aa, Azura'nın yıldızını aldık. Hiç de sakat bir yere gelmedik. Adamcağız ne olmuş? Ölmüş. Bildiğiniz kurumuş ölmüş orada ya. Altın, ruh cevheri, arındırıcı cüce savaş baltası. 7,5. seviyeye kadar olan hortlaklar 30 saniye boyunca korkup kaçar. Neler neler. Yine neşeli eşyalar aldık buradan. Eşyalar diyelim. Çok da şey yapmadan giysileri de yıkım büyüleri 17 daha az efsun harcar. Sanki ben bunu öğrenmiştim ya. Ama 862'ymiş. Bu da atılmaz ki şimdi. 5. Bunu at. Oldu mu? Vallahi oldu. Vay. Işıklar güzel gölge oyunu yapıyor. Hatta bir garip. Skyrim'e doğru çıkalım. Cüce kürelerinin güçleri zayıftır ama bunu hızları ve hareket kabiliyetiyle telafi ederler. Nereye çıktık? Buranın üstüne çıktık. Galiba bizim işimiz bitti. Bize ne diyor? Aranea'ya götür veya Nelakar'a götür. Peki o zaman bir karar vermemiz lazım. Aranea ya da Nelakar. Kışhisar'da biz bunu bir Nelakar'a götürelim ya. Dur bakalım ne diyecek bize. En azından ne diyeceğini öğrenelim. Keşke ben de ateşte böyle oynayabilseydim dedi biri ya. Yanlış duymadıysam. Ben artık bir can vereyim ama. Çağrı'yla daha fazla işim kalmadı. Yok, Çağrı'yla işim kalmadı. Peki tılsımlamayla işim var mı? Tılsımlama 50 olmuşum. 60 gereken 40. %60 daha güçlü olur. Tabi tılsımlamayı yine güçlendirelim biz. Ruh sığdırma, ruh cevherleri enerji yükleme için fazladan efsun sağlar. Ruh emme insanlara olmasa da yaratıklara ölümcül darbeler verir. Kurban ruhunu %5 kapana düşürür. Silaha enerji yükler. Ruh emme. Yaratıklara ölümcül darbe verir. Kurban ruhunu %5 kapana düşürür. Peki. Silaha da enerji yüklenmiş bunu yaparken. Çok hoş. Tılsımlamanın zaten hepsini alacağız ya. Tılsımlamada şey yok. Kaçarımız yok. Nelakar. Onu buldum. Azura'nın yıldızı. Belki bu işleri ona koymak için bir fırsattır. Mali'nin başladığı işi bitirelim. O derimeden önce yapmaya çalıştığımız gibi. Bu yıldızı Azura'dan koparmak anlamına gelir. Bir kez bitirdiğimiz zaman yalnızca kara ruhlar girebilir. Hadi yapalım. Black Soul Stone'du galiba zaten en büyük Soul Stone'lar. Black Soul Stone en büyük ruhları alan Soul Stone'du. Bu da kararırsa iyidir işte. Black Soul Stone olur. En büyük ruhları alır.
Dur kitaptan bir bakayım ya. Hemen şey yapma öyle. He did it. He actually managed to trap his own soul inside the star. Başardı. Gerçekten kendi ruhunu yıldızın içine hapsetmeyi başardı ama parçalanıyordu. Devamlılığını sürdürmek için, Malin'in ruhunu saklamak için kullanıyor. Ondan bir parça içeride olduğu sürece tamir edemem. Bir şekilde Malin'le hesaplaşmamız gerekiyor. Aynen. Ama Malin'in dışarı çıkarmak o kadar kolay değil. Bariyer oluşturdu. Ruhlar sadece içeri girebiliyorlar, çıkamıyorlar. Yıldızın içine ruh gönderirsek alt etmeye, bu ruhumu içeri yollamak istiyorsun değil mi? Özel tipte bir ruh tuzağı. Seni tam anlamıyla öldürmeden içeri sokacak. Peki abi. Yapalım. Yıldıza girmeye hazırım. Bu ne? Ne oldu? Niye hareketsiz kaldım? Abi sen niye gidiyorsun ya? Müritlerim bana taptaze bir ruh göndermiş. Güzel, acıkmaya başlamıştım. Bekle, sende farklı bir şeyler seziyorum. Senin deneylerin artık sona erdi. Sen kimsin ki bana kafa tutuyorsun? Bel ölümsüzlüğü fethettim. Dedra lordlarının yüzüne tükürdüm. Burası artık benim diyarım. Onu benden almaya izin vermeyecek kadar çok şey feda ettim. Ana, kaçıyor adam. Her zamanki gibi kaydediyoruz tabii ki kardeşlerim. Ondan sonra kılıcımızı salarak ilerlemeye başlıyoruz. Bak. Alçak Dremora. Ne var? Oh, Dedra kalbi. Ama bende bir ağırlık sıkıntısı var. O yüzden bu güzel şeyleri alamayacağım maalesef. Dur pislik. Bak ya, geri geri gide gide bombalıyor beni. Yeterli büyüklükte mücevherimiz yok ya. Of, neler geliyor böyle ya. Ork savaş baltası diye bir şey geldi. 21 hasarlı. İstiyorum onu. Silahlarda ne bırakabilirim? Gerçi elf gürüsü de 27 hasardı. 13 ağırlıkla 21 hasar. 17 ağırlıkla 27 hasar. Aman bir tane elf gürüsünü bırakayım ya. R dedim. R demedim mi? R dedim. Heh. Güzel. Kaydedip devam edeceğim. Oo, bu dedralardan ata ata bir hal oldu ya. Abi yok, ben oraya girmem. Bir saniye. Benim canım da düştü. Siz çakal gibi bana öyle uzaktan yardırıyorsunuz. Ben şu silahlarımı bir halletsem görüşeceğim sizinle de. Ork savaş baltası, büyülü kılıç. Ondan sonracığıma ruhani form. Çok güzel. Şuradan da gelelim. Büyü diyelim. Eşyalar diyelim. İksirlerden hedef 3 saniye felç olur. Yap abi. Felç dökelim şeyin üzerine. Az Efsun iksirini de alalım. Efsun'da ne işime yarayacak bilmiyorum ama ateş direnci de alalım ya. Ateş atıyorlar bize. Kuvvet iksiri de içelim. Tamam işte. Oraya doğru kaçma. Beni sinirlendirme ya. Abi yok artık ya. Herifin attığı yıldırımlar 1 milyon vuruyor bana. Buraya gel, buraya. Buraya gel, bak sana ne yapacağım. Çok güzel bir şey yapacağım sana, şaka. Kafana vururum işte böyle. Son boss şimdi tek kaldı mı? Evet, tek kalmış. Kro gibi orada beni bekliyor. Şimdi yapayım. Eşyalar diyeyim. İksirler diyeyim. Felci bir bulaştırayım. Ona yanlışlıkla felç bulaştırırsak zaten tamam, onun işi biter. Ateşe direnç diyelim. Ondan sonra
Kuvvet, kuvvet, kuvvet diyelim. Tek el saldırı 60 saniye boyunca %20 fazla hasar verir. Savaşçı iksirini de içelim. Tamam. Ama bunu yapma. Ruhani formu dağıtamam. İşte bu ya. Malin's enchantments are broken. Hold on. I'm going to pull your soul out of there. Brace yourself. Adamın cübbesini alayım. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Büyücüler çok tehlikeli ya. Size vurmasına izin vermemek en mantıklı seçenek. Kendini zorlamamaya bak. Başardık. Yıldız ile Azura birbirinden ayrıldı. Ve Malin'in ruhu boşlukta kalsa da sonunda bir parça huzura kavuştu. Yıldız sağlamsa onu ben alayım. Şimdi onunla ne yapacağız? Şimdi mi? Bizimle aynı niyetle kullanabilirsin. Tılsımlama için. Kara ruhlar kullanırsın. Kara yıldız asla dağılmaz ama ufak yaratıkların ruhlarını da çok fazla tutamaz. Sen de kalsın. Hayatımı bu bölümü nihayet arkamda bırakabileceğim. Tebrikler. Bir Didra eserinin kaderini değiştirdim ve hayatta kaldım. Babacım ne satıyorsun? Bana bir de bu kadar gelmişiz. Hadi birbirimizi kırmayalım. Bana bir şeyler sat. Kitaplar diyelim. Alev ifriti, alev, ayazlanma, büyülü cenk, büyülü kılıç, cesaretlendirme, ceset canlandırma, duyu görü, hızlı iyileşme, kurt çağırma, kıvılcım, meşe vücut, mum ışığı. Mum ışığı. Sabit himaye. Zayıf orkluk defetme. Öfke. Ölü uyandırma. Duru görü. Ne Allah ne verdiyse aldım adamdan. Kitaplar deyip şimdi şöyle. Zaten biliyorsun. Allah cezanı vermesin senin ya. Allah cezanı vermesin. Zaten bildiğim bir sürü büyü almışım. Şşt, bana bak. Buraya gel. Şunları benden geri al. Yine kendimi zarara sokmayı başardım. Ya Allah aşkına bu kitapların bende olup olmadığı bir yerden yazıyor mu ya? Bir saniye ya, ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir dosttan mektup diye. Eşyalar, kitaplar, bir dosttan mektup. Vallahi yeni bir yerde bize güç anlatan bir şeymiş. İyi ki son anda fark ettim. Burada nereden geldiyse... Biraz ağrım, ben de farkındayım. Hah. Hafifledim. Ne alaka, kitaplarda mı ağırlık yapıyordu? Vallahi yapıyormuş. Milimi milimine ağırlık yapıyorlarmış bana. Evet kardeşlerim, şimdi şöyle bakıyoruz. Eşyalar. Çeşitli de miyiz? Evet, çeşitli karanlık yıldız. Değeri 1000, boş. Artık istediğimiz kadar büyüklükte her şeyi ruh kapanını alabiliriz. Artık şu özelliğimiz sayesinde tek bir kez bunu yaparak... Aa sen büyücüsün. Yani demin o büyüyü yaptın değil mi? Beni görünmez falan yapabilir misin acaba? Ne dersin? Korkarım ki yapamam. Aa ben de yapabileceğini zannediyordum. Neyse artık başka bir şey düşüneceğim. Hoşça kal. Dur bir. Gitme. Sadece şey yapmış. Benimle konuşmuş. Başka bir esprisi yokmuş. Evet, şimdi yapacağımız şey şudur ki buradan nerede bizim mekan? Irmak Koru. Evet, Irmak Koru'ya gidilsin. Şimdi kardeşlerim, Irmak Koru'ya gideceğim ve burada videomuza son vereceğiz. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece ben fazladan bir dahaki videomuzda Irmak Koru'da kırabildiğim bütün eşyaları kırmış, yapabildiğim bütün dandik eşyalara bilerek topladığım o değersiz eşyaların üstüne tılsımlama yapmış ve biraz daha kabiliyetlerimi geliştirmiş olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.